Atom numarası 24 olan krom element atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Biz krom 24'ü bir yazalım elektron dizilimini. Yani şu şekilde. 1s2 2s2 2p6 şuraya kadar 10 oldu. 3s2 3p6 şuraya kadar 18. Yani şurası soygaz. Soygaz soygaz ayrımı yapabilirim. 4s2 20 3d4 24 diye yazarsan yanlış yazmış olursun. Hiçbir zaman herhangi bir atomun elektron dizilimi, D4 ya da temel haldeki atomun elektron dizilimi D4 ya da D9 ile bitmezdi. Dolayısıyla 4S1 3D5 diye yazılır ama bu onun aynı zamanda temel hali kabul edilir. Yani bu onun uyarılmış hali falan değil. Küresel simetriye uygun temel hali. Bunu bileceğiz. O zaman elektron dizilimi şöyledir. Şurası 2'dir, şurası 10'dur, şurası 18'dir. 18'den sonra 4S1 3D5, dolayısıyla doğru. En yüksek baş kuantum sayısı 4'tür. Bu ifade doğru. En eşittir 3 olan orbitallerindeki elektron sayısı en eşittir 3 olanları ayıralım. 3s2 var, 3p6 var, 3d5 var. Yani 2, 6 daha 8, 5 daha 13. Yani doğru. Periyot cetvelin 4. periyot 6b grubu. 4. periyot s'den 1, d'den 5 yani 6b grubu. B grubu hesaplarken s artı d'de hesaplıyorduk. Dolayısıyla doğru. Manyetik kuantum sayısı ML-2 olan ML-2 kimlerde bulunabilir hocam? Sadece D orbitallerinde bulunabilir. Çünkü S'de bir tane orbital vardı. ML'i sıfırdı. P'de 3 tane orbital vardı. Eksi 1'den artı 1'e kadardı. D'de ise 5 orbital var. Eksi 2'den artı 2'ye kadar. Dolayısıyla burada 3D var. F'de de olabilirdi ama F burada yok zaten. O halde 3D5 orbitali deyince 1, 2, 3, 4, 5 tane orbital ve hepsi yarı dolu olmak zorunda. Önce yarı dolu hale getiriyorduk. Hepsinde bir elektron var. Bu eksi 2 ise bu eksi 1. Bu 0, bir artı 1, bu artı 2 şeklinde kodlanabilir. Emeli eksi 2 olan da 5 elektron değil. Sadece 1 elektron vardır. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Yani yanıt E seçeneği. Periyodik sistemde elementlerin özelliklerinin değişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize sorulmuş. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisi artar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru değil. Aynı grupta helyuma doğru gidildikçe. Yani aynı grupta yukarıya doğru çıkıldıkça iyonlaşma enerjisi artar. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisinin artar yönleri bunlar. Bu ifade yanlış. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe elementlerin hidroksitli bileşiklerinin asitlik özelliği artar. Evet asitlik bu yönde artar. Yani bu yönde gidildikçe asitlik artar. Zaten ametallere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğru. Peki devam edelim. Klor, brom, iyot elementlerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinin asitlik kuvveti. Yani ben şuraya 7A grubunda yazacak olursam. Flor, klor, brom, iyot. Oksitlerin asitlik kuvveti aşağıya doğru artmasını beklerim. Bu doğru. Ama bu yazdıklarımın hiçbirisi bir asidik oksit değil. Hepsi oksijence fakir olduğu için bunlar nasıl oksitler? Bu verilenler nötr oksit. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Metal oksitlerin bazlık kuvveti aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru yenildikçe artar. Metal oksitlerin bazlık kuvveti derken mesela bir A grubunu düşünelim. Lityum, sodyum, potasyum. Li2O, Na2O, K2O. Oksitlerin bazlığı da, normal bazlık da, Metallerde aynı grupta aşağıya doğru inildikçe artar. İyonlaşma müzesi artıyor. Burada azalır diye yazdığı için bu ifade yanlış. Geçiş metallerinin tamamı bileşiklerinde birden farklı pozitif değerlik alamaz. Mesela çinko sadece artı 2 alabilir. Skanidyum sadece artı 3 alabilir. Mesela gümüş sadece artı 1 alır. Demek ki her geçiş metali farklı pozitif değerlik almak zorunda değilmiş. O halde doğru olan B seçeneği. Kalsiyum katısı ile 500 mL nitrik asit çözeltisi artansız olarak yukarıdaki denkleme göre tepkimeye giriyormuş. Tepkime sonunda normal koşulda 4.48 litre H2 gazı oluşuyor ki 4.48 litre H2 normal koşulda 4.48 bölü 22.4'ten dolayı 0.2 mol H2 gazı oluştuğunu söyleyebilirim. Onu da buraya yazabiliriz. 0.2 mol. Ondan 0.2 mol oluştuğuna göre kalsiyumdan da 0.2 mol harcamışım. Nitrik asitten de 0.4 mol harcamışım diyebilirim. Bize nitrik asit çözeltin molar değişimini soruyor. Molarite eşittir n bölü v'ydi. Molü 0.4 mol. Peki hacmi 500 mililitre yani 0.5 litre. Dolayısıyla 0.8 molar yani yanıtta e seçeneği olur. SO2 gazının oluşum tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği bize verilmiş. Buna göre Yargılarından hangileri doğrudur diyor. SO2 gazının molar oluşum entalpisi de 300 kJ olarak verilmiş. Bak nereden başlamışım? Sıfırdan. Eğer standart koşullarda sıfırdan başlamışsak girenler element. Zaten oluşum entalpisi dediği için elementlerinden oluşmalı. Peki o halde ben şöyle yazabilirim. S katısı artı oksijen gazı ok, SO2 gaz tepkimesinin entalpisi sıfırdan başlıyorum. Eksi A'ya kadar geliyor. Yani delta H Ürün, h ürün eksi h girendi ki demek ki değer a eksi sıfır diyebiliriz. Peki, oluşum entalpisi eksi 300 kilojil olduğuna göre bu değer eksi 300'e eşit. O halde a değeri eksi 300'dür diyebilirim. Yani bu ikinci ifademiz doğru. Peki, bu SO2 artı S artı O2 tepkimesinin entalpi değişimi. Yani bu sefer tepkimeyi ters çevirmemiz istiyor. Bunun delta h eksi 300 olduğuna göre... Bu tepkimenin tersi S artı O2 şeklinde yazıldığı zaman tepkimenin entalpisi de artı olarak işaret değiştirir. Yani bu ifade doğru. S katısının molar yanma entalpisi. Kaç mol yandı? 1 mol. 1 molün yanmasıyla eksi 300 kilojül entalpi değişimi oldu. Dolayısıyla molar yanma entalpisi de denilebilir mi? Denilebilir. O halde cevap E seçeneği olacak. Oda koşullarını 0.5 molar 400 mililitre sülfürik asit çözeltisinin yeterince koy ile tepkimesi sonucu 21.6 kilojil ısı açığa çıkıyormuş. Biz bir tepkimemizi yazalım. H2SO4 bir asit bas tepkimesi artı potasyum hidroksit 2H2OH olmalı. Onun için buraya 2 yazıyorum. Tesis değerlerine göre denkleştiriyoruz. Artı 2 tane su çıkıyor. Tepkimemiz bu. Peki 1 mole 2 mole reaksiyona girdiğini dikkatini çekeyim. 0.5 molar 0.4 litre Dolayısıyla mol eşittir molarite çarpı hacimden 0.5 çarpı 0.4'ten 0.2 mol sülfürik asit olduğunu biliyorum. Hepsini tepkimeye sokmuşum çünkü yeterince demişim. O zaman bundan da 0.4 mol tepkimeye girmiş olmalı. Peki böyle olunca 21.6 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Bize ne soruyor? Net tepkimenin iyon denklemi bir asit bas tepkimesinde her zaman net iyon denklemi H artı artı OH eksi H2O sıvıdır. Dolayısıyla bu ifade doğru. Kohun molar nötralleşme ısısı. Kaç mol nötralleşti? 0,4 mol. 0,4 mol'ü nötralleşince 21,6 kJ ısı açığa çıkıyorsa, yani eksi 21,6 ise 1 mol'ü nötralleşince ne kadar? İşler dışlardan bu değeri bulma şansına sahip. O da ne gelir? 216 bölü 4 gelir. 216 bölü 4, 54 yapar mı hocam? Evet, 54 yapar. Dolayısıyla eksi 54 kilojül per moldür bu ifade doğru. Tepkime de 22.4 gram koh katısı kullanılmıştır. 0.4 mol kullanmıştık. 0.4 çarpı 56 gram. O da ne yapar? 22.4 gram yapar. Dolayısıyla doğru cevap 1, 2, 3 yani E seç. Bize bir net tepkime yani bir ana tepkime verilmiş. Ben sana şunu söyleyeyim. Bu bizim ana tepkimemiz. Yani net tepkime bu. Bu tepkimi elde etmek için bu ikinci adım bir de bilmediğimiz birinci adım varmış. İşte bu iki adımı toplayınca yani şuraya birinci adımı da bulmaya çalışacağım şimdi. Bu iki adımı toplayınca bu ana tepkimi elde etmeliyim. Yani eksikleri de böyle bulacağım. Birinci adım bulmaya çalışalım. Hızlı olan ikinci adım zaten bize verilmiş. Bize yavaş adım lazım çünkü reaksiyon hızını yavaş adımın girenlerine göre yazıyordu. O halde şuraya bakıyorum. H2O2 lazım bana. Burada demek ki hızlı da olmadığına göre yavaşın girenlerinde bir tane olmalı. İki tane Br- lazım. Burada bir tane olduğu için bir tanesi de burada olmalı. Br- İki tane şartı lazım. Biri burada olduğuna göre bir tanesi de burada olmalı. Peki ürünlerinde ise ben HBRO istemiyorum. Çünkü girenlerde HBRO yok. Demek ki HBRO yok etmek için ürünlerinde HBRO olmalı. Sonra bakıyorum iki tane H2O olmalı. Burada bir tane H2O var. Bir tane H2O da burada olmalı. Yani eksik olan bir şey var mıdır? Şu an için eksik olan bir şey yok. Peki tepkime derecesini halletmek için önce reaksiyonunuz hız yazalım. Hız bağıntısı yavaş basamağın girenlerine göre yazılıyordu ki yavaş basamak burası nereden biliyorsun hocam? Soruda söylemiş ikinci adımın hızlı olduğunu söylüyor. O halde yavaş olan da bu adım. Yavaş basamağın girenlerine göre hızı yazıyorum. K çarpı H2O2'nin birinci kuvveti çarpı Br eksi iyonunun birinci kuvveti çarpı H artının birinci kuvveti. 1, 2, 3. Yani tepkime derecesi 3'tür ifadesi doğru. O katalizördür. Katalizör Önce girende sonra üründe ana tepkimi de olmayan olması lazım. Halbuki HBRO ilk basamakta üründe. HBRO ikinci basamakta girende. Ve ana tepkime de yok. Biz böyle bir durumda onun için ara ürün ifadesini kullanırız. Dolayısıyla bu ifade yanlış verilmiş. Peki devam edeyim. Hız bağıntısı biz zaten yazmıştık doğruydu. Birinci adımın denklemi biz beraber oluşturduk doğru. Tepkime moleküleritesi dediğimiz şey ana tepkiminin girenlerinin dereceleri katsayılarının toplamı. Yani 1, 2 daha 3, 2 de burası 5. Yani burada da 5 verildiği için doğru. Yanlış verilmiş olan B seçim. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkime ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre tepkiminin hız denklemi hangisi olabilir diye bize soruluyor. Yani x ve y'nin derişimleri ikişer katına çıkarınca tepkimiz hızı dört katına çıkıyor. Buradan çıkan sonuç şu. x ve y'nin derişimi iki katına çıkınca hız 4 katına çıktığına göre demek ki karesiyle etkiliyor. Çünkü 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür diye sorsam ikinci kuvveti. O zaman x ve y'nin toplam derecesi 2'dir. Birinci bilgi bu. x ve y'nin üstleri toplamı 2 olmak zorunda. Bu şöyle olabilir. x1, y1 olabilir. x hiç etkilemiyor, y2 olabilir. y hiç etkilemiyor, x2 olabilir. Böyle geniş düşüneceğiz. İkinci bilgiye bakalım. y ve z derişimleri yarıya düşürüldüğünde. y ve z. Derişimi yarıya düştüğü zaman tepkimi hızı da yarıya düştüğüne göre demek ki birebir etkiliyor. O zaman y ve z'nin toplam derecesi 1 olmalı. Bunu düşünelim. y ve z'nin toplam derecesi 1. Yani o halde şunu söyleyebilirim. y ve z'nin toplam derecesi 1 olduğuna göre ya ilk basamakta y 1'dir x 1'dir ya da y hiç etkilemiyordur. Bu da mümkün. Kap hacmi yarıya düşürüldüğünde ona bakalım şimdi. Tepkimi hızı 8 katına çıkıyor. Yani x, y ve z'yi beraberce etkileyen bir olgudan bahsediyorum. Hacim yere düşünce x'in de y'nin de z'nin de derişimi 2 katına çıkar. Hız 8 katına çıktığına göre 3. dereceden etkiliyor. Çünkü 2'nin 3. kuvveti 8 ancak yapabiliyordu. Demek ki toplam derecesi 3 olmalı. Peki hız denklemi hangisi olabilir? x1, y2 toplam derece 3 olabilir mi? Olamaz çünkü y toplamda 2 olma şansına sahip değil. Y en fazla 1 olabilir belki de hiç etkilemiyor. Dolayısıyla gitti x1, y1, z1 olabilir mi? Evet y1 olabilir ama z de 1 olamaz. Çünkü o zaman toplamı 1 olamazdı. Dolayısıyla gitti. Peki x kare z1 olabilir mi? Mesela x ikinci dereceden y0. y0 z de birinci dereceden. Yani olabilir mi? 2 bir daha toplam derece de 3 onu da sağlıyor. Bak şuraya da yazayım 2 y üzeri 0 z de 1 toplam derece 3 diğerlerini de sağlıyor mu? Sağlıyor. Yani olabilir. Yine de diğer seçeneğe de bakalım. Mesela D seçeneğinde x1 olsa y2 olsa z de 1 olsa toplam derece 4 yapıyor. Halbuki 3 olacaktı. Dolayısıyla gitti. Y'nin ikinci dereceden olma şansı var mı? Yok çünkü Y ile Z'nin toplamı 1 olacaktı. Dolayısıyla o da gitti. Yani cevap C seçeneğidir. Bir litrelik kapalı kapta sabit sıcakta tepkimesinde maddelerin derişim zaman grafikleri bize verilmiş buna göre. Hangileri doğrudur diye bir denge tepkimesinden bahsediyoruz. Ne zaman dengeye gelmiş hocam? Şu anda dengeye gelmiş. Nereden biliyorsun? Denge anında derişimler sabit kalıyordu. Yani T anında denge ulaşmış. Sistem T anında denge ulaşmıştır. Denge ulaşma koşulu buydu zaten. Derişimlerin sabitlenmesi. Peki zamanla kaptaki gaz basıncı artmıştır. Şimdi bunu anlatmak anlamak için şöyle bakalım. Başlangıçta hiç CO ve C 2 yokmuş arkadaşım. Sıfır. Yani şunların değerleri sıfırken. Demek ki başta sadece Jo C 2 var. 0.8. Dengeye ulaşana kadar ürünlerle yine gitmişim. Yani katsayısı 1 olandan en harcarken yerine 2n gelmiş. Demek ki zamanla gazın mol sayısı ne olmuş? Artmış. Peki sabit şimdi bir katta bunu yaptığım için gazın mol sayısı arttığı için zamanla basınçta ne olur? Artar. Bu doğru. Peki derişim cinsinden denge sabiti Kc hesaplayabiliriz. Şimdi denge anı için bakalım. COCl2. CO, CL2. CO artı Cl2 hepsi gaz. Denge anda COCl2 0.6 molar. Peki Co ve Cl2 ise 0,2 şer molar. Kc eşittir. Hepsi molarit olduğu için rahat rahat hesaplıyoruz. 0,2 çarpı 0,2 bölü 0,6. Yani ne geliyor? 0,2 bölü 3. O da bizim için 20 bölü 3 mü? Yok. 2 bölü 30. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Doğru olanlar 1 ve 2. Yani C seçeneği olacak. Şurayı da düzeltelim bu arada. Yani 0,2 bölü 3, 2 bölü 30 olarak karşımıza geliyor. Cevap C seçeneği. Tepkimesine göre maddeler kapalı bir kapta dengededir. Dengedeki sistem ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye bize söylüyor. Kap hacmi küçültüldüğünde zamanla C gazının mol sayısı artıyor. Önce şunu halledelim. Bir sistemde gaz fazında veya işte sulu fazla gerçekleşen sistemde hacimle dengeyi bozmaya çalışıyorsam yani hacmi küçültüyorsam sistem gazın mol sayısının az olduğu yöne doğru hareket eder. Çünkü hacmi küçülttüğüm zaman derişimler artar. Sistem artan derişimi azaltmak için Molün az olduğu yöne doğru hareket eder. Yani molün az olduğu yöne doğru denge bozulur. Denge bozulur. Bir bakalım. Kap hacmini küçülttüğümde zamanla C gazının mol sayısı artıyormuş. Demek ki kap hacmini küçültürsem o tarafa doğru gidiyorum. Yani ürünlere doğru. Peki kap hacmini küçültünce molün az olduğu yöne doğru hareket ettiğime göre Demek ki C'nin yani bu Z katsayısının daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Kimden? X ve Y katsayılarından. O zaman X artı Y büyük Z'dir sonucuna ulaşabiliriz. Yani bu ifade doğru. Peki sıcaklık arttırılında denge sabiti Kc'nin değeri azalıyor. Şimdi sıcaklığı arttıralım. Sıcaklığı arttırınca Kc'nin değeri azalıyormuş. Kc'nin değerinin azalması için dengenin girenlerle yine kayması lazım. Sıcaklığı arttırınca girenlerle yine kaydığına göre ısıdan kaçıyorum. Demek ki tepkimemiz egzotermik olmalı. Bu ifade doğru. Sistem soğutulursa ileri tepkimenin hız sabiti K ileri artar. Sistemi soğutursam, sıcaklığını azaltırsam denge ürünlerle yine kayar. Bu doğru. Ama hem ileri hız hem geri hız azalır. Hem ileri hız sabitinin hem de geri hız sabiti K ileri ve K gerinin değerleri azalır sadece bir tanesinin değeri daha fazla azalır. Mesela şunun gibi arkadaşım. Biz şu işlemi tekrar yapalım. Sistem soğutulursa bizim tepkimemizin egzotermik olduğunu anlamıştık. Sıcaklığı azaltırsam denge ürünler lehine kayar bu doğru. Ve ürünler lehine kaydıkça Kc değeri de artar. Peki Kc K ileri bölü K geridir. Bu da doğru. Peki soğuttuğum için ileri hız sabitinin değeri azalır. Ama geri hız sabitinin değeri daha çok azalır. Ama neticede ikisi de azalır. Burada artar diye bir şey mümkün değil. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2, yani B. Denklemine göre 2 litrelik sabit hacimli kapta 2,5 mol PCl5 gazı ile başlatılan tepkime şöyle yapalım arkadaşım. Başlangıcı şuraya yazıyorum. 2,5 mol bundan var, bunlardan yok. Sistem dengeye ulaşsın diye ürünlere doğru gitmeli ki her maddeden oluşsun. Peki değişim yazıyorum şuraya. Ne kadar harcadım hocam? Peki yüzde 40 verimle harcıyormuşum. O zaman 2.5'un yüzde 40'ını alıyorum. Yani şöyle. Ne yaptı? 10 bölü 10'dan 1 mol harcamışım. O halde değişim 1 mol ise bundan da 1 mol oluşur. Katsayısı 1 olduğu için bundan da 1. Peki dengeyi de şuraya yazalım. 2,5 eksi 1'den dengede 1,5 mol. Dengede 1 mol, dengede 1 mol. Kap hacmini lütfen unutma 2 litre. O halde molerite hesaplarken mol bölü 2 litre, bölü 2 litre, bölü 2 litre. Bölü 2 litre. KC eşittir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 buçuk bölü 2. Dolayısıyla ikilerden bir tanesi gitti. Yani ne geldi? Değer bizim için 1 bölü 3 olarak geldi ki E seçeneği doğru cevap. Oda koşullarında aşağı zayıf asit çözeltisinin P'si 4'müş. 0,1 molar BaOH2 çözeltisiyle 100 mililitre aşağı çözeltisi artansız tepikmeye giriyormuş. Şimdi artansız bir asit bas tepkimesinde şöyle bir denkleştirelim. Yani tam nötralleşme. Tesir değerli 1, tesir değerli 2. Şuraya 2 yazacağım. Ürünlerle pek ilgilenmeme gerek yok. 2 mole 1 mol olarak yazabilirim. Peki baoh 2 2yi biliyorum. 0,1 mol ağır 100 mililitre. Mol eşittir. Molarite çarpı açı. 0,1 çarpı 0,1. Yani 0,01 mol. O zaman baryum hidroksit 0,01 mol ise 1'e 2 olduğu için diğeri 0,02 mol olmalı ki artansız bir şekilde tepkime gerçekleşsin. O zaman haşanın mol sayısını biliyorum. Şimdi haşa için biz bir denge eşitliği falan yazacağız. Haşa ürünlere doğru ayrışacak. Daha doğrusu aşağı bir zayıf asit ve onun Ka değeri bize soruluyor. Haşa artı artı A eksi. Artık molaritesini biliyorum. Molü 0,02 mol. Bölü Hacmi ne kadardı? 100 mililitre yani 0,1 litre. Demek ki 0,2 molar. 0,2 molar. Peki bu çözeltinin pH'i kaçmış? 4'müş. Yani pH 4 olduğuna göre şartı artı derişimi 10 üzeri eksi 4 molar. Şuraya 10 üzeri eksi 4 oluşuyor diyebilirim. Bundan 10 üzeri eksi 4 oluşuyor o zaman. E bundan da 10 üzeri eksi 4 ayrışıyor ama ihmal ediyorum. Dengede 0,2. 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4. K haşa eşittir. Ürünler derişimlerinin çarpımları. Bölü girenler. Yani aşağı 0,2. Buradan ne gelir hocam? 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak karşımıza k'ası çıkar ki cevap denizli. CaOş 2 katısının T derecedeki 0,1 molarlık CaNO2 sulu çözeltisindeki çözünürlüğü. Yani ortak iyon. Ben bu h 2'yi şu çözeltinin içerisindeki ortak iyon bulunan kalsiyum artı 2 iyonu bulunan kapta çözmeye çalışıyorum. Çözünür ne kadar? Kaç çeşitli verilmiş? CaOH2'yi açıyoruz. Bu katı açıldığı zaman ortama kalsiyum artı 2 ve sulu ortama 2 OH eksiyonu verecek. Ama ortamda o çözünmeden önce de ortak olan kalsiyum var. Ne kadar var hocam? 0,1. Önce ortak olan iyonun derişimi yazılır eksi x artı x artı 2x şeklinde iyonlaşmasını sağlıyorum ki ortak iyonun yanında iyonlaşan miktar ihmal edilir. Kalsiyumun derişimi 0,1 çarpı OH'ın derişimi 2x ama onun karesi eşittir KÇÇ değeridir. KÇÇ de bize soruda verilmiş 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak. O halde ne gelir? 0,1 1 bölü 10 Orayı 10 üzeri eksi 6 olarak geçecek. Bir daha bakalım şöyle. 4x kare eşittir <laughs> 10 üzeri eksi 6. Peki x kare eşittir. 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. x kare eşittir. 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 6. x kare eşittir. 25 çarpı 10 üzeri eksi 8. x eşittir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Demek ki çözünürlüğümüz 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani B seçeneği olarak bulunur.